Senin göğsünde silikon var mı yok mu? Yok bunu... güzelim yok yok. Sen de çok iyi biliyorsun. Baktın kaç kere. Baba! Efendim Gökhan? Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Selamun aleyküm. Dedik başımıza geldi ne işler genç. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok magazin 21. bölümü çekeceğiz. TikTok'ta gün geçmiyor ki yeni olaylar yaşanmasın. Bugün gerçekten sansasyonel, iğrenç, pislik, değişik olaylar var. Biz zaman kaybetmeden videomuza geçeceğiz. İlk olayımızı biliyorsunuzdur. Hemen işlemek istedim arkadaşlar. Ece Ronay'ın şarkısı hakkında daha da fazla konuşmayız diye düşünüyordum. 49 saniyesini gösterdik. Daha fazla ilginç olay olmazsa tekrardan bu konuyu gündeme getirmeyiz derken oldu. Bilmiş olduğunuz üzere Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın klibinde oynadı. Klibinde oynadı oynamasına da klipten sonra neler oldu? Klipte neden oynadı? Ne verdi? Ne almak istedi? Bu videoda bunları işleyeceğiz. Onun dışında da iki konumuz daha var. Onları da işleyeceğiz ve videomuzu bitirip siktir olup gidecek. Evet dostlarım, Ece Ronay'ın hayatına Mehmet Ali Erbil şu videoyla girdi. Yani bu videoyla girmedi ama biz ilk bu videoyla gördük. Başlayın. Şoförümüz Hakan Işık. Evet. Pardon, Işık'ta Hakan Işık. Evet. Kamerada Kerem Akar. Kerem Akar. Ve G kuşağı yumuşak G kuşağı. Ne kadar komik. Evet ilk bu şekilde gördüm ben Mali'yi. Bunun öncesinde bir video var mı yok mu bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar sonra da klipte gördük. Klipte oynadı Mehmet Ali abimiz. Yürüdüğüm yolları baba yorgun. Hayalde yaşadık gedik vurgun. Hayır kızım ya bu şarkı değil. Ya tamam. Kızım. Evet arkadaşlar Mehmet Ali abimiz burada Ece Ronay'a kızım bu o şarkı değil dedi. Ve ondan sonra da olaylar gelişti, güzelleşti. Sonra da çirkinleşti. Olay ondan sonra aldı başını gitti. Biz bu şekilde gördük. Tabii ki de kamera arkasında neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorduk. Ama bir olayla gündeme geldiler. Öncelikle Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay nasıl tanışmış arkadaşlar? Onlara dair mesajlarını Ece Ronay yayınladı. Onları göreceğiz. Arkadaşlar ilk olarak Mehmet Ali Erbil bu yangınlarla ilgili bir tane tweet atmış galiba bilmiyorum. Mehmet Ali Erbil'den Help Turkey tepkisi. Kimseye ihtiyacımız yok. Başımızda devletimiz var diye bir tane paylaşım yapmış galiba. Ece Ronay da bunu gördükten sonra demiş ki Mehmet Ali Erbil abimize bir tane çay. Sonra Mehmet Ali Erbil tabii Mehmet Ali Erbil de etiketlemiş. Takip etmemişsin demiş. Ben de çıkıyorum. Görmedim ama ben size iyi bir şey söylemedim. Haberiniz olsun. Siz yanlış anladınız sanırım. Ben sizin düşüncenize tepki gösterdim demiş. Ben sizi yıllar öncesinde severek izleyen biriyim. Bu açıklamanızı size hiç yakıştıramadım. Keşke sessiz kalsaydınız. Düşünceniz ne olursa olsun böyle bir durumda bu açıklamayı yapmanız size karşı büyük bir nefret uyandırabilir. Empati kurun biraz demiş Memo Mali. Anlıyorum, başarılar dilerim. Umarım iyileşirsiniz. Dediğim gibi açıklamalarınızın sizi seven insanları kaybetmenize sebep olabilir. Lütfen daha dikkatli olun ya da sessiz kalın. Ararsanız uygun olduğunuz zaman da konuşmak isterim. İnşallah ben size dönüş yapacağım müsait olunca. Sevinirim. İyi geceler bayan demiş Mali. Onun dışında neredesiniz diye mesaj atmış Mali. Adana. Ya keşke görebilsem. Belki pazar Adana'ya maça geleceğim. Ben konser için geldim. Yarın Antalya'da konserim var. Pazarda İstanbul'dayım. Pazar İstanbul'da kahve içelim mi? Ne için? Tanışmak için. Mehmet abicim sen olayı çok yanlış anladın sanırım. Ben senin kızının kızı yaşındayım. Yaşına uygun biriyle tanışırsan sevinirim demiş Rece neydi Ronay. Ve ilk mesajı benim attığım iddia edilmiş. Gizlim saklım buyurun diye de story atmış Ece Ronay. Yani ilk mesajı gördü orada tepki göstermiş aslında Ece Ronay Mali'nin dediğine. Ama Mali de ona mesaj atmış. Konuşmaya bahane aramış falan filan. Haklı Ece evet. Arkadaşlar ondan sonra da Ece Ronay ile Mali'nin WhatsApp konuşmaları var arkadaşlar. Sesli mesli mesajlaşmalı. İlk bu klipte oynayayım falan muhabbetindeki konuşmalar bunlar. De her çalışmamda bak seni düşünüyorum ilk etapta. Aman o da olsun. O da bir para kazansın. Benim yanımda olsun. Benim yanımda olsun. Mutlu olsun. Mutlu olsun. Zaten klip bir çıksın. O zaman da böyle bir ses kaydı atmış Mali. Farkındayım. Çok teşekkür ediyorum. Desteğinizin farkındayım zaten. Sadece duygularınızı incitmemek için söylüyorum. Ben size herhangi bir duygusal vaat vermiyorum. Bunu sürekli tekrarlamak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü siz çok duygusal birisiniz. Sonradan üzülmenizi istemem. Duygusal biri mi, sapık biri mi? Sana taktım kafayı tabii. Ön yargılar koyarak arkadaşlığa, dostluğa, ilişkiye baştan böyle çizgiler koymak, kırmızı çizgiler koymak. Sentim yok ki. Ben onları beklemeden senin klibinde oynuyorum. Bunu bil yani. Evet biliyorum, farkındayım. Sadece benim için tuhaf gelen siz beni hiç tanımadan etmeden direkt yani işte böyle bir niyetiniz varmış gibi göstermeniz beni üzdü sadece. Çünkü daha birbirimizi tanımıyoruz. Hiç görmedik. Yani benim kırmızı çizgiler koymam çok normal çünkü. Ece Ronay da bak hissetmiş mesela orada kırmızı çizgiler falan diyor. Bunların altında daha başka bir şeyler de var büyük ihtimal yani. Mali ilk konuşmada da böyle bir atak yapmış küçük çaplı. Ama bak ne diyor Ece? Kırmızı çizgiler koymam normal falan diyor. Yani tanımıyorum sizi diyor. Burada
bu sapık ne anlar? Demek ki tanıdığında bir şeyler olacak falan düşünür bu. Buna yüz vermeyeceksin. Benim de sizden öyle bir beklentim yok. Klibimde oynamanız tabii ki bana yarar. Siz yani Türkiye'de ne kadar saygın bir isim olduğunuzu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çok saygın bir sanatçı. Biz zaten haftada bir gün böyle arkadaşlarla buluşup Mali'ye saygı... Tabii ki benim çok fazla işime yarar. Ama hani olmazsa da sağlık olsun. Çünkü her türlü dinleniyor benim şarkı. Senin şarkıların her türlü dinlenmiyor. Senin yapmış olduğun PR çalışmalarının sonucunda dinleniyor. Kılarım. O yüzden siz bilirsiniz ama gerçekten böyle bir düşünceye kapılıp da sırf bunun için klipte oynamak gibi bir şey. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi klip öncesi de WhatsApp'ta böyle konuşmalar olmuş. Yani hissettirmiş kendisini Mali. Zaten Mali'yi biliyorsunuz arkadaşlar, geçmişten günümüze yapmış olduğu tüm rezillikleri. Ece Ronay da zaten hissetmiş. Onun ziyadesinde de zaten hissettirecek de bir şeyler yapmış büyük ihtimal. Bu konuşmalardan benim anladığım bu. Arkadaşlar bir de Mali ile Ece Ronay bir tane röportaj veriyor. Bir tane kanala, bilmiyorum. Bakın. Yorumuma, Instagram'daki yorumuma. Başlar kavgaya başlar derler. Yok yok, öyle aşk maşk yok. Öyle demek istemedim yani. Ha. Olayı öyle mi var? Ha yok, o benim kardeşim. Ailesi de. İşte medyanın aciz diye arkadaşlar. Kardeşi kardeşe vurdurttunuz medya. Medya, utanacağını bilsem yüzüne tükürmek isterdim ama arkadaşlar burada böyle bir açıklama yapmışlar. Biz kardeşiz mardeşiz falan. Bir tane de benim önceki videomda bir açıklamaları vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle TikTok'a giriyorum, göt sallayanlar falanlar filanlar. Oradan size bir flashback yollayayım. Röportaj dersi. İstiyorlar beni, TikTok'a giriyorlar da ben girersem çıkamam diyorum yani. Ben çok ısrar ettim TikTok'a girmesi için ama... Niye? Yok, orada bir tek tek gördüğüm şöyle bir şey var. Ben TikTok'ta gördüğüm her fotoğraf böyle kalça oynatan kızlar görüyor. O da diyor ki bana, siz diyor demek ki onları hep takip ediyorsunuz ki diyor. Onlar çıkıyor. Ece? Ece seni takip ediyormuş. Evet, görmüş olduğunuz bu görüntülerde ya bunlar zaten normal insanların konuştuğu şeyler değil. Bir de bunu kamera karşısında konuşuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten insanın da aklında şu canlanıyor, anladınız mı? Şimdi kamera karşısında böyle konuşan insanlar acaba kamera arkasında neler yapıyor falan gibisinden bizde bir düşünce uyandırıyor. O yüzden bir şey demeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum. Mehmet Ali Bey, tabii ki de böyle bir şey mümkünatı yok. Bu ne demek böyle? İnanamıyorum. Başkasına yazdığını sanırım. Memelerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın? Nasıl bir üslup bu? Şok içindeyim. Demiş. Mali yardırıyor artık. Size hayırlı teşhirler dilerim. Yani kendinizi sunmalar, göstermeler anlamında. Rezilsiniz, iğrençsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Ben de size hayırlı sapıklıklar dilerim. Sizin yaptığınızın yanında ben meleğim. Seda Sayan bir ara tecavüz falan demişti sizin için. Allah beni ucuz kurtarmış. İnsan sanmıştım sizi. İyi ki kaza bela davetleriniz üstüne size kahve içmeye gelmemişim. Allah korusun. TikTok görüntülerini yayınlayacağım demiş. Zevkle bekliyorum. Ben de şimdi sizin sapıklıklarınızı yayınlayacağım. Kolay gelsin. Ya TikTok görüntülerini nasıl yayınlayacak? Onu anlayamadım ben. Yani TikTok'ta olan görüntüleri ne yapacağım? Story mi atacağım? Onu ben kestiremedim. Orada ne demek istemiş? Yani atsan ne olur, zaten TikTok'ta var. Arkadaşlar her şeyin sonunda da Mali'den bir açıklama geliyor. Ben istedim ki genç bir ruha destek vereyim. Ama günün sonunda bir Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajlarım kesip biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalacağım anlamına gelmiyor tabii ki. Ben o mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil savcılık makamına sunacağım. Sonuç olarak ben o klipte yer almış olmaktan da adı geçen şahsa verdiğim destekten de çok pişmanım. Ve değerli kamuoyundan hiç kabahatimin olmamasına rağmen benim iyi niyetimi kullanıp Milli Magazin'e malzeme yapanlara itibar etmemesini rica ederek kendi payıma düşen bir şey varsa şayet özür diliyorum. Kim kimin payına düşüyor? Mehmet abicim Allah aşkına yayında ya. Vallahi yayında biz de görelim ya. Nasıl kesilmiş, biçilmiş, sunulmuş bize. Hadi bakayım. Evet, zaten burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sahte bir açıklama yapıyor bence, benim görüşüm. Çünkü göster abi. Kız her şeye gösterdi. Gösterdi. Hakla kendin değil mi? Arkadaşlar tüm bu olaylardan sonra da artık Ece Ronay canlı yayında olayları anlatıyor. Bir de Ece Ronay'ın ağzından dinleyelim. Bakalım neler demiş, neler söylemiş. Sapıklık yapıyorsa, neyine güvenerek o sapıklıkları yapıyorsa anlayamadım. Doğru. Baştan da söyledim ona. Instagram'da paylaştım, ifşaladım. Ona da söyledim. İlk gün, daha tanıştığımız gün dedim ki bakın, bana herhangi bir duygusal vesaire bir şey besliyorsanız hiç dedim oynamayın klipte. Doğru. O da bana dedi ki olur mu öyle şey, ya bilmem ne bilmem ne. Benim kızımsın. Hatta beraber magazinde röportaj verdik. Röportajda da dedik ki Ece benim kardeşim. İnsan kardeşini öyle söylüyor. Vallahi arkadaşlar tansiyon fırladı. Klip ne olacak? Klibe hiçbir şey olmayacak tabii ki. Klip durduğu yerde duracak. Ama ben ona dava açacağım. Aç. Yani. Arkadaşlar çok kötü bir his ya. Taciz hissi var ya, yani iğrenç bir şey. Kim olursan ol, ne olursan ol, iğrenç bir şey. Şimdi burada kim olursan ol, ne olursan ol, iğrenç bir şey derken ne demek istiyor onu tam anlayamadım ben. Ama bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Beni çok uyardılar da ben hani ciddiye almadım. Çünkü adam öyle görünmüyordu.
yani bana karşı hiç o şey yoktu başlarda. Diyorum ya röportajlarda falan kardeşim dedi. Ya kardeşim de der, bacım da der. Ya bir insan geçmişe şöyle bir dönüp bakmaz mı, bu adam neler yapmış, ne olmuş demez mi, ben kimle iş yapıyorum? Ya bir de konuşmaları görüyorsunuz, ben senden hiçbir beklenti istemeden beklemeden klibinde oynayacağım diyor. Abi bu devirde bedavaya su yok. İnsanlar kendisi bir kendi çıkarı olmadan su vermiyor millete. Son olduysa manyadı mı, kudurdu mu, ne oldu Allah'ın kudurdu. Belası köbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim ya. Allah'ım sen görüyorsun ya Rabbi. Bana durup dururken yazdı ki bu gece seninle uyusam olur mu? İşte Instagram'da işe aldım, şu an Instagram çökmüş diye göremiyorsunuz. Açıldığında görürsünüz. Bu gece senin yanında uyusam olur mu yazmış. Ben dedim ne münasebet Mehmet Ali Bey, yanlış kişiye yazdınız herhalde dedi. Ondan sonra yazmış ki niye TikTok'ta memelerini açıyorsun? Ay dedim rezil köpek. Ay dedim tufan. Sevgilinle dedi daha bilmiyor. Daha bilse belki onun başına da tufan düşürecek. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Mesela dedi ki Ece Ronay'la sevgilisinin yapmış olduğu kurgular, yüzük takma muhabbetleri falan. Bence Mehmet Ali Erbil bunların hepsini biliyordur. Ve Mehmet Ali Erbil acaba bunları açıklar mı? Benim aklımda öyle de bir şey var. Çünkü Ece Ronay büyük ihtimal birçok şeyi Mehmet Ali Erbil'e de anlatmıştır. Yok şöyle PR yapıyoruz, yok böyle. Çünkü onun tecrübelerinden faydalanmak istemiştir. Yani ne kadar sapık da olsa bu adam geçmişten günümüze bu piyasada var, anladın mı? İllaki bildiği, ettiği şeyler olduğu için. Bunları bu PR çalışmalarını ona anlatmıştır. Ve her şeye hakim olduğunu düşünüyorum. Açıklar mı açıklamaz mı? Büyük ihtimal açıklamaz. Çünkü suçlu acı. Diyor ya zaten benim de kesilip biçilen var ama onları avukatıma vereceğim, savcıya vereceğim. O yüzden açıklamaz büyük ihtimal. Bazen ağlıyordum var ya arkadaşlar, elim ayağım titredi, ne yapacağımı şaşırdım. İfşalayan eden kimse olmamış ki onu. Sadece söylentiler vardı. Ben de adamla konuşurken ederken bana karşı çok saygılıydı. Sonra klip yayınlandıktan sonra işte görüşelim, bana kahveye gel, şöyle böyle. Ben de kibarca reddediyordum. Hani normal çapkınlık. Sen anladın mı? Hani o sapıklıklarını dayatacağın bir şeyin olması lazım. Bir gücün olması lazım. Bir icraate geçirmen lazım. Herhangi bir kadına bu gece benimle uyur musun tarzında bir teklif yaptığına göre bir icraatin olması lazım. Doğru. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Sen yürüyemiyorsun. Aha. Sen yürüyemiyorsun. Ay bir şeyden de üzecek, takacağın bir durum değil. Engellersin, geçer gider ama yani taciz kötü bir şey. Kimden gelirse gelsin, neyden gelirse gelsin. Kadına kendini o kadar değersiz. Mali'nin yapmış olduğu gerçekten iğrenç bir şey. Ama neden o kişiye yapıyor mesela? İnsan demez mi? Neden ben? Bu olay neden benim başıma geldi? İnsanın bunları da demesi lazım. Öncelikle bir tane video var. Ece'ye destek. Mehmet Ali Erbil kızları taciz ediyordur. Aslında bastonla bile zor yürüyordur falan filan demiş. Yani olay bu değil, anladınız mı? Bastonla yürüyor falan filan değil yani olay. O önemli olan o kişinin zihniyeti, zihniyet yapısı. Az önce dedik ya, tamam bu insan bu zihniyete sahip. Zaten geçmişten günümüzde böyle bir adam biliniyor. Ama önemli olan onun zihniyetinden ziyade artık kime yaptığı da arkadaşlar. Bu adam zaten kanıtsanmış, bu olayları yapıyor. Ama sen neden bu adamı bilerekten bu yola giriyorsun? Ve Ece Ronay geçmişte bu konularla ilgili ne konuşuyor mesela? İfşaları çıktığında nasıl açıklamalar yapıyor? Onları da bir görelim. Ben aylar önce bir tane video kaydettim. Çünkü biliyordum ileride bir gün işime yarayacak. Yettiniz ya, ne ailene yazdın? Ne ifşa? Oh etmişiz. Oh etmişiz. Oh, oh eş olmuş. Oh eş. İfşa mı çıktı? Oh etmiş. Bunun ifşası mı çıktı? Oh etmiş. İyi yapmışız. Çok zevk aldık. Çok eğlendik. Mutlu musunuz? Yeter ya. İfşa mı çıkmış? Çok zevk aldık, çok eğlendik. İşte sen zamanında böyle ifşaların çıktığında böyle konuşmalar yaparsan bugün de arkanda destekçi bulamazsın diyeceğim ki bulursun, çünkü herkes dünü unutup bugüne odaklanır. Ben Mehmet Ali Erbil'in yapmış olduğu iğrençliği kesinlikle savunmuyorum. Diyorum ya zaten, bu adam zaten adı çıkmış 9'a. Yani içi dolu bir şekilde çıkmış, bir de boş bir şekilde değil. Adam geçmişten günümüze televizyonun sapığı abi. Ya sen neden bu adamla iş yapıyorsun? Demezler mi kendi düşen ağlamaz? Demezler tabii ki de. Biz tabii ki de sana destek olacağız. Sana yapılan şey gerçekten terbiyesizce. Ama arkadaşlar lütfen biraz da dikkatli olun, anladınız mı? Biz bilmiyor muyuz gece kulüplerinde takılmayı, onunla bununla eğlenmeyi? Biliyoruz ama sonu kötü. Geçen İstiklal'de sabahladım, 6 tane kavga çıktı arkadaşlar. 6 kavga gözümün önünde, birine höyt desem orada beni kesecekler ya. O kadar diyeyim size. O yüzden bu olayları biraz da kendimizi engelleyebiliyorken engellemeye çalışalım, anladınız mı? Ateşe körü körüne gitmeyelim. Evet, Ece'nin başına gelmiş ama yeni kişilerin başına gelmesin, anladınız mı? Ece Ronay'ın konusunu burada kapatacaktım. Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Şu an saat 2.30. Gece 2.30. Ve malum olay kendini her dakika güncellemeye devam ediyor. Ece Ronay bir tane story paylaşmış ve onu şu anda sizlere okuyacağım. Az önce beni çok iyi tanınan bir kanal sahibi aradı ve yarın programına bağlanıp Mehmet Ali Bey'den özür dileyip iftira attım demezsem hakkımda uygunsuz görüntüler paylaşmak zorunda kalacağını söyledi. Bu görüntüleri merakla beklemekle birlikte sesini gayet iyi tanıdığınız beyefendinin bütün konuşmalarını ses kaydına aldım. Ses kaydında alelen tehdit edildim. Yarın o kanal hakkımda abuk subuk haberler yaparlarsa ben de ses kaydını yayınlayacağımı söyledim. Her
kuşun eti yenmez 22 yaşında sizden daha fazla cesaretim, zekam var. İyi geceler. Arkadaşlar videoyu izlemeye devam edin. Yani aslında ben Ece Rona ile ilgili konuşacaktım. Biraz ne diyecektim? Şarkısının bir copycat olduğunu, yani kopyalanmış bir şarkıya çok benzediğini falan açıklayacaktım ki olaylar patlak verdi. Onun adı, onu da bir izleyelim. Diyorum bu şarkı tanıdık geliyor. Git yatla, oturduk bak iftahta, kıskanç pisliği git patla, mermi git. You are high as a fucking kite. Kız kahve dedi beni affet. Evet, şarkıyı yapan kişiler aynıymış. Yorumlarda da böyle yazmış bir tane mavi tikli. Yani aynı diye aynı şarkıyı mı yapmak gerekiyor kral? Ablamızın bir de yazmış ki bu şarkıların benzediği gerçeğini değiştiriyor mu? Şey diyor yani, ödev yapıyorsun, arkadaşından ödevi alıyorsun, birkaç tane yerini değiştir kanka hoca. Yer muhabbetine çevirmişler. Bu kadar basit olmamalı bence. Az önceki konu hakkında çok konuşamadım. Tekledim. Sebebi ise çok hassas bir konu olduğu için yanlış bir şeyler söylemek istemedim. Siz benim iyi niyetimi, ne söylemek istediğimi her zaman anlarsınız. Önemli olan insanın kalbidir. Evet, ağzımızdan bazen dikkatsizce şeyler çıkabiliyor. Farklı yerlere çekilebilir. Yani söylediğim şeylerin hepsi farklı yerlere çekilmeye müsait. Ama beni biliyorsunuz. Ben kendimi biliyorum. O yüzden benim içim rahat. Ben burada yanlış bir şey söylemedim. Mali'nin geçmişten günümüze olan sapıklıklarını, insanlar bunları görerekten hareket etmelerini istedim. Bu şekilde davranın. Yani geçmişte yapılan şeyler bugün de başınıza gelebilir. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de odur diyoruz. O yüzden konuyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Mali abimiz de inşallah bunun cezasını en yakın zamanda çeker.